Düşüncenin biraz insanın kendini dinlemesine de engel olduğunu düşünüyorum ben. Kendini dinlemek dünyanın en keyifli şeyi sanki. Ama bence bunu çok unuttuk. Ben çok soruyorum atölyemize de gelenlere. Programa özel bir şey değil benim bu sorum yani. Nasılsınız dediğimde. Dediğim gibi yani o kadar geçiştiriyorlar ki cevapları. Diyorum ki bir bedenini tara bakayım ne oluyor yani. Başında ne var, kalbinde ne var mıydı? Böyle bakıyor bana ne olacak başımda kalbimde diyor mesela çocuklar, biraz yetişkin çocuklar, küçükler hemen dökülüyor. 4-6 yaş hemen anlatıyor. Ama biraz büyüdüyse özellikle böyle 8 yaş üstü hiç yani orada değil. Anne baba zaten cevap veremiyor. Sonra böyle 1-2 dakikalık sohbetten sonra evet ben bu sabah aslında kötü uyanmıştım. Biraz tatsız başladı. O işte sirayet etti ilişkime. Orada bir tartışma çıktı daha tatsız, sinirli oldum falan diye böyle anlatmaya başlayınca güzel bir aslında etkileşim ortamı çıkıyor. Halbuki bu sohbeti başlatmasam ellerine telefonları alacaklar, haberlere bakacaklar. Ki ben de çoğu zaman çok yorgun olduğum günlerde sırf kendimi dinlememek için alıp elime telefonu bir saat öyle boş boş baktığımı biliyorum yani. Evet, iç sesimizi dinlememek ya da kafayı evet. boşaltmayı istemek zaten evet. en önemli herhalde kullanma motivasyonunu oluşturuyor bu cep telefonlarını ve sosyal medyanın evet. Diyebilirim. Ama kötü işte. Şöyle bir şey yani aslında kötü değil orada da bir denge önemli. Yani aslında sosyal medya bir kurtarıcı da olabilir bir yandan ama bir yandan da insanın felaketi de olabilir. Neden? Çünkü biz sürekli iç deneyimlerimizden kaçma çabası içerisindeyiz günümüzde. Şimdi bakın duygular dedik değil mi? Hani işte öfke, korku, üzüntü ve bunlar olumsuz duygular. Aslında bunlar olumsuz falan değiller. Bunlar sadece duygular ve olması gereken duygular. Bizim doğuştan getirdiğimiz tepkilerimiz, bizi hayatta tutan tepkilerimiz. Ama ne oluyor? Biraz önce bahsettiğiniz gibi toplum onları bir şekilde damgalıyor. Ne diye? Kötü. Hissedilmemesi gereken duygular. Mesela öfke. Dünya sıralamasında şeydeyiz, ikinci sıradayız. Yani öfke kendi başına aslında problem değil ki. Yani öfkeli bir toplum olabiliriz biz. Saldırgan bir toplum muyuz? Asıl ona bakmak lazım. Orada öfkeyi sorun haline getiren şey saldırganlıktır. Öfkeyi deneyimlemek olumsuz bir şey değil. Ama çeşitli sebeplerle aslında popüler kültür bir takım duyguların deneyimlenmesini hep olumsuz olarak etiketliyor. Evet. İşte kötü, tatsız, nahoş, olmaması gereken, kaygılanmamalıyım. Ya bir miktar kaygı tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla aslında o duygulara içimizde yer açabilmek önemli. Onlara kulak verebilmek, onlarla hayata katılabilmek burada çok önemli.